Herkese merhaba, ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 Eylül sonbahara giriş yaptık. Çok yakın bir zamanda size sonbahar parfüm önerileri videolarımı çekmeye başlayacağım. Onlarla ilgili ufak ufak çalışmalara başladım. Ama öncesinde sizin sıkça sorduğunuz bir soruya cevap vermek istiyorum bu videomda. En çok kullandığınız, sevdiğiniz body mistler yani vücut spreyleri nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ben yazın sıkça body mistleri tercih ediyorum. Çünkü 35-40 derece gibi sıcaklıklar Barda. parfüm yerine body mistler bana her zaman daha rahat geliyor. Özellikle yaz tatillerinde gene böyle çantamı atıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Tabi bu bahsedeceğim body mistler sadece yazın değil, sonbaharda, kışında ve ilkbaharda da kullanılabilir. Hepsinden tek tek kısaca bahsetmeye çalışacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk önce size elimdeki Victoria's Secret markalı body mistlerden bahsetmeye çalışacağım. Ben Victoria's Secret markasının parfümlerini çok fazla sevmiyorum, tercih etmiyorum. E, koleksiyonumda da hatta hiç yok. Fakat body mistlerine bayılıyorum. Fakat orada da indirimleri kolluyorum. Çünkü tek başına indirim yokken bence bir body mist için çok yüksek fiyatlar. Fakat güzel indirimler oluyor aralarda. O zaman böyle ikili, üçlü almaya çalışıyorum. Peki en çok sevdiğim body mist hangisi? Beni en çok etkileyeni kesinlikle bu ilk bahsedeceğim. Amber Romance. Nasıl bir kokusu var? Oldukça çekici, sıcak. Böyle benim için etkileyici bir kokusu var bir body mist'e göre. Böyle e, pudramsı bir hali de var, kremsi bir hali de var, bazemik bir hali de var. Çok hoşuma gidiyor. İçinde amber var, vanilya var, tatlı notalar var, süt var, sandal ağacı var. Açılışı birazcık size yoğun gelebilir ağır gelebilir. Biraz sentetik gelebilir. Ama ten de kaldıkça çok güzel oluyor. Hani daha çok soğuk havalara yakışıyor bence. Ama ben her mevsimde kullanıyorum body mistleri. Aynı zamanda da serinliyorum. Zaten çok uzun süre kalmıyorlar ama bugün bahsedeceğim body mistler içerisinde en fazla kalanlardan bir tanesi bu diyebilirim. Hangi body miste benziyor? Onu da söyleyeyim size. Ben bunu çok fazla sevince tabii ki de benzediği body misti de çok merak etmiştim. Daha doğrusu muadili diyebilirim. Eda Taşpınar bir body mist serisi karttı. Oradaki Desert Rose Amber birebir bunun kokusuyla aynı diyebilirim. O da e, sıkıldığı zaman e, bayağı bir bunu anımsatıyor. Bir arkadaşım kullanıyordu. Ondan böyle buram buram geliyordu. Hatta ben ilk kokusunu duyduğum zaman Victoria's Secret'ın e, bu Amber Romance zannetmiştim. O söylemişti Eda Taşpınar'ın Body Mist'i olduğunu. O da çok daha uygun fiyatlı. Hani Eğer buna bu kadar e, para vermek istemiyorsanız daha uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız e, ona da bakabilirsiniz. Great Star'da ve Watson's'larda satılıyor olması lazım. İkinci body mistimiz ise düz bir vanilya kokusu aslında. Gene Victoria's Secret markasına ait B Vanilla. İçinde böyle tatlımsı, kremsi, sıcacık bir vanilya var. Düz bir vanilya. Böyle kek gibi kokuyor, kurabiye gibi kokuyor. Ne zaman kullanıyorum bunu da? Tek başına evde kullandığım gibi böyle tatlı tatlı, sadece vanilya kokmak istediğim zamanlarda kullandığım gibi. Bazen de hani içerisinde vanilya olan fakat vanilyası az olan Keşke birazcık daha fazla vanilyası olsaydı dediğim parfümlerden önce kullanmayı tercih ediyorum. Bunun da kalıcılığı fena değil diğer body mistlere göre. kendini hissettiriyor da bence. En azından hani bir body mist'ten ne bekliyorsunuz? Çok uzun süreler kalmasını mı? Ben 2 saat kalsa yeter diyorum. Onu da çok rahat karşılıyor. Bir diğer Victoria's Secret Body Mist'imizse Bomşel. Aslında Bomşel'in parfümü çok fazla biliniyor. Çok ünlü. Parfümünü hiç kullanmadım ben. Çok denedim. Bir sürü kullanan arkadaşım da var. Ben kendime çok fazla yakıştırmıyorum o parfümü. Birazcık genç işi buluyorum. Gençlere daha çok yakıştırıyorum. Keyifli, enerjik böyle hani e, dinamik bir parfüm aslında. Yazları body mistini tercih ediyorum ben. Neler var içerisinde? Meyveler var, çiçekler var, e, odunsu notalar var. Böyle hem ferah hem tatlı bir parfüm. Özellikle serinlemek için kullanıyorum. Öncelikle şöyle söyleyebilirim ki kalıcılığı iyi değil. Yani bugün bahsedeceğim body mistler içerisinde en az en kötü kalıcılığa sahip olan body mist galiba bu. Ben ferahlamak için yarım saatte bir sıkıyorum. Özellikle yaz tatiline götürüyorum. Sanki böyle duş yerlerini de anımsatıyor bana nedense. Ee, böyle hani deli dolu kıpır kıpır bir e, koku arıyorsanız e, alabileceğiniz fakat kalıcılık konusunda sizi tatmin etmeyecek bir bademiz diyebilirim. Peki neler var? Meyvelerde o çarkıfelek meyvesi, grey fruit, ananas, çilek. Gene çiçeklerde de şakayı hissediyorsunuz. İnci çiçeği var, yasemin var, odunsu notalar var. Yani çiçek, meyve ve odunsu notalar Kompozisyonu diyebilirim bunun için. Peki bir daha alır mıydım? Galiba bir daha almam. Yaz tatillerinde kullanıyorum çünkü sadece plaja giderken. Onun haricinde çok fazla tercih etmiyorum. Ama genç kızlar özellikle baksın derim. Bu markadan son body mistimiz ise Coconut Passion. Aslında en ünlü bademisti galiba bu markanın. Benim de bu markadan aldığım ilk bademisti. İçerisinde neler var? Vanilya ve Hindistan cevizi var. Vanilya Hindistan cevizi'nden çok daha baskın. O yüzden çok daha tatlı bir koku diyebilirim size. Hani direkt böyle Hindistan cevizi baskın bir şey istiyorsanız, burada Hindistan cevizi vanilyadan birazcık daha geri planda ama kendini de bayağı hissettiriyor. Benim gene çok hoşuma giden, e, hatta gösteremiyorum an çünkü ben bu yaz onu bitirdim. Çok sık kullandığım, tatillere götürdüğüm. Hatta tatillerde o e, tatlımsı Hindistan cevizli güneş kremlerini bana anımsatan e, bir koku diyebilirim. O yüzden zaten kumsalda çok fazla kullanıyorum. Bir de ben küçük boy almıştım tatile götürürüm diye. Ve bitirdim. Fakat çok güzel bir kokusu var. Eğer vanilya ve hindistan cevizi seviyorsanız mutlaka bakmanız gereken bademislerden. Eğer Victoria's Secret Coconut Passion'ın içerisindeki tatlılık size fazla geliyorsa hatta içindeki Hindistan cevizini ben net olarak hissedemiyorum. Hindistan cevizinin birazcık daha baskın olmasını istiyorum diyorsanız işte o zaman size önerim The Body Shop markasına ait kokonat. Nasıl? Neler hissettiriyor? İşte burada Hindistan cevizini çok yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Burada Hindistan cevizi bayağı yüksek sesli. Tatlı değil, hafif bir tatlımsılığı var. Fakat Victoria Secret Coconut Passion karşılaştığınız zaman çok daha az bir tatlılık var içerisinde. Benim gene keyif aldığım, hafif böyle kremsi Hindistan cevizi, tatlımsı Hindistan cevizi diyebileceğim güzel bir Hindistan cevizi yorumu. Böyle e, tamamen Hindistan cevizi kokmak istediğimde mutlaka elimin gittiklerinden. Peki bu zamana kadar anlatmış olduklarımı eğer ağır buluyorsanız, ben böyle vanilyaymış, ambermiş, hindistan ceviziymiş, meyveymiş istemiyorum diyorsanız çiçeksi bir alternatif sunmak istiyorum size. Moringa. Moringa çiçeğini ben bilmiyorum. Bir fotoğrafını koyacağım. Nasıl koktuğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben bunu kokladığım zaman ne hissettim? Sanki böyle tropikal beyaz çiçekler. Sanki biraz Yasemin var, hanımeli var, gardenya var. Beyaz çiçeklerle sarı çiçekler karma

Tam böyle ne çiçeği olduğunu çıkartamadım bunu kokladığımda. Muhtemelen Moringa çiçeği de öyle kokuyor. Gerçekten böyle temiz, floral, güzel bir koku. Sanki birazcık daha olgun bir koku. Birazcık yaş istiyor. Ağır parfümleri çok fazla sevmiyorsanız eğer mutlaka beğenebileceğiniz tarzda bir body mist olduğuna inanıyorum. Gene benim hoşuma giden. Tenimde, tenimde kalıcılıklarından çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi ben dayanamıyorum. 2 saatte bir mutlaka tazeliyorum olsun. Bomşel haricindekiler de bende 2 saat kendini hissettiriyor bir şekilde. Son olarak geldik kiraz çiçeklerine. Ben kiraz çiçeğini çok seviyorum. Ama parfümlerin içinde değil de body mistlerin içerisinde kiraz çiçeğini seviyorum. Ve body mistlerde de benim ilk denediklerim hep kiraz çiçekli olanlar oluyor. Elimde iki tane kiraz çiçeği body misti var. Bunlardan bir tanesi The Body Shop markasına ait gene. Japanese Cherry Blossom. Ee, güzel, keyifli ama favorim değil. Favorim olanı sona sakladım. Peki bu nasıl? Neler hissettiriyor? Bir kere zaten kiraz çiçeğini hissediyorsunuz. Ama onun haricinde tatlımsı bir gardenya var. Meyve hissediyorsunuz. Böyle sanki... Tatlı, ekşi bir elma hissiyatı var bunun içerisinde. Gene böyle hani tatlımsı, temiz, ferah, keyifli bir koku. Fakat galiba bir daha almam. Çünkü ben birazcık daha kiraz çiçeğinin ön planda olmasını seviyorum. O yüzden beni çok fazla tatmin etmiyor. Ama bir tane var ki birazdan anlatacağım. Benim en sevdiğim kiraz çiçeği. Sıra geldi son body istime. Galiba en sevdiğimi sona sakladım. Rituals markasına ait The Ritual of Sakura. En sevdiğim kiraz çiçeği diyebilirim. İçerisinde kiraz çiçeği var ve pirinç sütü var. Bu marka Hollanda menşeili bir marka. Ne yazık ki Türkiye'de satılmıyor. Ya da ben bulamadım henüz. Eğer satıldığı bir yer biliyorsanız Türkiye içerisinde aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Benim çok keyif aldığım kokulardan bir tanesi. Çünkü kiraz çiçeği çok seviyorum. Özellikle Body Misti ile birlikte ben vücut losyonunu almıştım. El kremini almıştım. Şu an maalesef elimde kalmadı. Çok uzunca bir zamandır yurt dışına çıkmadığım için stoklarım da tükendi. Şu kadar bir şey kaldı benim elimde. Ben vücut losyonu sürüyordum önce, sonra body mist'i sürüyordum ve gerçekten tüm gün bu kokuyu hissedebiliyordum. Ben de bayağı uzun süre kalan nadir body mist'lerden diyebilirim. Özellikle vücut losyonu ile birlikte kombinlediğimde. Benim çok çok hoşuma gidiyor. Eğer bulabilirseniz, bunu böyle çok da ballandırarak anlatmak istemiyorum. Ee, eğer bulabilirseniz mutlaka deneyin derim. Tabii ki de kiraz çiçeği sevmeniz şart. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin önerileri var mı? Hangi vücut spreylerine, body mistleri çok seviyorsunuz? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.